Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün annemler geldi. Bugün de Seyim'in kayınvalidesine gidiyoruz. Birazdan çıkacağız. Hazırlandık. Şöyle makyajımı yaptım. Çok abartılı bir makyaj değil. Uzun zamandır bu turuncu gömleğimi giymiyordum. Bunu giymek istedi canım. Altıma da siyah şortumu giydim. Çünkü hava çok sıcak. Uzun bir şey giymek istemedim. Ali'yi hazırladık. Annemler hazırlandı. Babam şimdi aşağıya indi. Önden çıkacağız arkadaşlar. Eşyalarını hazırladık Alya'nın. Turuncu çantasına koyduk. İşte mamasını, her şeyini koydum. Sabah ek gıdasını verdim bu arada. Size ara ara çekiyorum Ali'ye verdiklerimi. Sabah pirinç unuyla irmiği karıştırdım. İçine armutu rendeledim. Cam rendede. Onu verdik. Yedi. Seve seve yedi. Bir de yanına çok az bir şekilde yoğurt verdik. Annem yedirdi. Bayağı da sevdi. Böyle saçlarımı bir tek ayarlayamadım. Saçlarımı ayarlayacağım. Annem de burada. Bakın. Merhabalar. Ben buradayım. Evet. Canısa. Gidiyoruz. Evet. Sonra akşam da Optimum'a falan gezeriz dedik ama bilmiyorum. Bakalım. Duruma göre bakarız. Duruma göre ayarlayacağız. Bakalım gidişat neler gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. O zaman çıkıyoruz. Etrafı toparladık. Ali'ye birkaç oyuncak aldık. Orada oyalansın diye. Yanıma bilgisayarımı aldım çünkü bugün video atacağım. Uzun zamandır video atmıyordum. Gülbahar annelerde hazırlayacağım videoyu da. Kapak fotoğrafı vesaire onları hazırlayacağım. Elini aldın ya kız yanlış. Evet. Ali'ye de bu turuncu zıbınlı giydirdik. Çok tatlı oldu. Aşkım. Şok içerisindesiniz değil mi anne? 15 evet ya, günde neler olmuş ya, maşallah çok değişmiş. Annemler 15 gün önce görmüştü bizdeyken Ali'yi. Bizdeyken bu kadar emeklemiyordu. Bu kadar emeklemiyordu, bu kadar ayağa kalkmıyordu. Böyle bir dişi çıkacak. Evet, salyalara akıyor baksana. Hadi o zaman. Dişi çıkacak benim kızıma. Çıkalım. Evet, biz geldik arkadaşlar. Aliye de kedilerle oynuyordu. Kedi gördü. Bak bak bir tane daha var, pisi pisi var orada. Anne bak, pisi pisi. Bak, burada da var annem, severim mi? Gel. Bak bak, ayaklara bak. Bak. Heyecan yaptı. Gel. Aliye kedi. O bir kedi. Miyav. Miyav. Ana orada bir tane daha varmış. Sen de mi varsın? Gel. Gel. Seni de severim. Ya gel. Kapıda kalmışsın. İçeride kalmış. Ama nasıl heyecan yapmayayım? Aliye. Heyecanlı mısın sen? Evet. Ana nasıl orada bakıyor? Da var bak geldi. Nasıl bakıyor bak. Bak geldi de var geldi. Heyecan yapıyor bak geç bak. Yaşım çok heyecanlı. Bir sürü kedi ana, var anne bu arada. Ana onun yarısı baksana aynısı zaten. Gel. Sen mi sevdireceksin? Şu da çok güzel Ayşe. Orada da var. Sen de çok tatlısın. O da çok tatlı değil mi? Aa sen neredesin ya? Geliyor Gülver anne. Yol bomboştu. Allah seni. Bu ki. Bu ki. İlk defa tanışıyorlar daha şu an, karşılaşıyorlar. Yüz yüze. Seyrettin çirkinsin, sen çok güzelsin. Maşallah. Allah'ım, cüncün yiyeceğim şimdi. Ne yapıyorsun canım benim? Canım benim, iyiyiz. Hoş geldin. Valla hoş bulduk. Özledim kız. Oh ben de özledim ya, valla. Özlemezdi kız. Evet kız, valla görüşemedik ya. Aman. Ana. Ne yapıyorsun? Bayağı olmuş ya. Yavaş. Ya. İyiz vallahi. Hadi çıkalım. Aa, oynuyor bana. Evet, heyecan yaptı. Çok tatlısınız. Herkese güler. Gülüyor ya. Şu an herkese gülme döneminde. Aynen. Güleç. Maşallah. Evet, gitsin ya herkese. Ben öyle şey yapmam. İsterim yani herkesi sevsin böyle. Büyüdü bu. Ya. Emekliyoruz, emekliyoruz. Ben görüyorum onu. Görüyor. Şeyde Facebook'ta aynen. Görüyordur. Aynen. Böyle zamanım olmuyor ama. Ay ne yapacaksın? Olsun. Akşamları görüyordur. Hop bir hop bir oynamayı seviyorsun. Hop çık hop çık. Sen büyüdüğü zamana denk geldin. Büyümüş değil mi bayağı fotoğraflarda? Tabii. Sen şimdi doğduğunda çok net görmedin ama. Tabii tabii. Büyüdü ya. Maşallah. Artık tutunup kalkıyor kendi kenarlardan. Şey, biliyor musun? Burada daha bobaç şey görünüyor. Büyük duruyor değil mi? Zaten öyle diyorlar fotoğraflarda, videolarda. Ben de diyorum ki ona. Büyümüş bu çok kilo. Sen hep de küçücük müsün Eda? Sen hep de küçük müsün?
Tatlı kuzum. Ah bir tanem. Oo, çok mahsunum. Oh, değil mi? Oh oh. Ne oldu? Uyuduk arabada. Allah herkese nasip etsin ya. Amin amin. İsteyen herkese aynen. Aynı işte. Anam sen oturuyor mu kuzum? Sen oturuyor mu bir tanem? Sen misafirlerim gitti. Çok sevdi, çok sevdi. Çok seviyor zaten. Aynen, aynen. Ya sıcakkanlı yaklaşırsan çocuğa, çocuk da o kişiyi sever yani. Aynen öyle. Yiyorum seni ben. Hon hon yaparım seni ben. Evet, Gülbahar anne. Anneye bir şeyler almış. Oo, çikolatalar. Belçika çikolatası değil mi? Bundan yemedik herhalde. Yemiş miydik ya? İlk defa görüyoruz. Yok, öyle böyle şey kutuyu ilk defa görüyorum. Aynen. Ama şu çok güzel. En sevdiğim içeri bilmiyorum. Çok seviyorum bunu. Bak nasıl da unutmamış. Bunu sevdiğin için aldım. Çünkü altı evde değil mi? Yemiş miydik? Hepsi yemiş. Ne oldu? Sıkıldı sıkıldı. Sıkıldı. Sıkıldın mı? Aa, bu da güzel bir şey benziyor. Bu... O da sıkıldı. Pirinç patlak. Bizim buradaki bom. Bonk gibi güzel çikolata. Ben bunu tesadüfen aldım. Senin de çok yedi. O da yemeye başladı. Yeah. Ben şimdi gelirken bir paket aldım da böyle paketin içinde 3 tane var. Bir tane kendime ayırdım. Bir tane sana koydum. Bir tane de sana koydum. Kardeşim ben yaptım. Kıyamam ya. Yapmışsın sen. Sen çikolataların da orada. Ama bu çok büyük bir ya. Kış geliyor sen öyle deme. Ama ne kaç yaş bu? Ya ben küçük olmayıp da büyük olsun dedim. Anladın mı? 6-18 aydı ya. Nasıl oluyor? Şu an da olabilir. Yok şu an böyle olmaz. Ol, yine bakma ona. Yok şu an olmaz. Ayıp da küçük olur. Yüdüğünde olur. Bilemedim baksanıza bu benim. Ama çok güzel. Güzel çok güzel, yumuşacık. Çok yumuşak, çok, çok güzel. Çok güzel. Böyle şey tam sonbaharlık. He yani. Aynen. Ama bunu bilemezsin ki çocuk hemen cene zaten ayak. Bence bunun Nisan, Mart, Nisan gibi. Mart'a bile bulmaz. Bulmaz mı? Giyer mi? Giyer gibi mi geliyor? Boya gidiyor ya şu an. Aynen boya gidiyor. Bak bunun altına şimdi bez koyacaksın, şey yapacaksın. Evet. Giydirmiş olsam bile tamam biraz büyük gelebilir. Çok azıcık. Ama bazı çocuklar çok ben çok iri geldi bana. Küçüğüm sen hep de kaşık kadar mısın? Bir tanem. Gülüyor. Ay tatlım nasıl gülüyorsun seni yerim be. Bu 86 santimmiş boyu. Ali'nin boyu da kaç? 66 idi en son. Demek ki daha var. Daha var. Azıcık, biraz daha. Küçük olmasın da büyük olsun. Ama çok güzel. Rengi, kumaşı. Ben en çok beğendim. Ana! Bu ne bu? Ay, bu ne? Pantolon. Çok çok güzel. Güzel. Bence büyük almışsın ya daha iyi. Bence ama ben kendim hemen büyüyecek ki bu. Büyümekten çok güzel. Çocuk zaten hemen değişiverir. Değişir. Rahat olsun aynen. Diye. Çok güzel. Ama yıldım şu an buna da. Çok güzelmiş. Üstüne tişörtlerle falan. Aynen. Bu olur bak mesela. Evet kaza. Evet onu öyle birleştirdim. Kombi mi yaptın ya? Alio kombi. Kombi. Çok güzel arkadaşlar. Çok tatlı. Evet. Şundan ikisi dedim böyle dedim. Hani şey bak şöyle. Kızlar gibi. Evet. Ay, çok güzel bu kışa giyecek ama. Giyer. Kışa giyer. Tabii canım. Şimdi kışa zaten onlar çok sıcak. Bunu bir iki ay sonra düşün. Şu i̇ki üç ay sonra zaten başındayız. Büyür o. Ekim'in başındayız. Evet aynen. O yüzden tam gelir gibime geliyor. Kışın daha da ayaklanacak. Evet. Yürümeye de başlayacak. Evet, 80 santim olur kışa. Aynen aynen. Olur olur. Tam olur bunlar bak. Şu an büyümüş olsa diyorum 86. Evet. Yok diyorum 3 ay 2 ay onları boşver. Aynen. Bu da kilotlu çorap yoksa. Evet. Çok güzel bu da. Bu kilotlu çorabı da çok fazla kullanılıyor lan çocuklarda. Evet. Yani şey ya, kumaşı aynen ince böyle. Pantolonun altına daha fazla kullanılıyor. Çünkü kışın ayaktan falan. Çorap falan giydirdim mi çıkartıp atıyor. Aynen ya. Öyle. Üstte komple oldu. Aynen öyle. Çok daha mantıklı. Ama bunu bir böylesine çok aldım. Güzel. Renklerini falan dedim. Olsun çok güzel. Her şeyin içine giy ya. Görünce güzel. Bilmiyorum bunun sadece şeyi ne kadar ya. Olacak mı olmayacak mı? Olur olur. Bedenine. Olur bence. 6-12 ay diye ya. Aynen. Tamam olur. Bu kış olur, bu kış olur. Kışın olur, bu kış hepsi olur. Aşkım. Bu önümüzdeki kış bitti ya. Aç bak. Bir deneyelim bakalım, aç bakalım şöyle görelim. Yürü. Her yerinden baltamış. Ciddi. Aa, bu sefer olur mu? Bu olur. Giyer. Evet. Bu olur. Bak aç. Evet olur. Ay çok güzel. Çok tatlı. Desene de. Şey yaptığın zaman da bir küçük bir elbise de olsa. Evet evet şöyle mini. Ya da yine şort da olur. Evet. Ufacık bir şort. Şortla altına bu. Çok tatlı ya. Dedim bunları dedim anne dedim böyle bu aklıma geldi. Dedim çorap çok vallahi güzel ya, şeyler var. Evet.
Ama dedim Mahat dedim el üstü bir şeyler alayım aceleyle. Çok güzel. Evet. Serin de bayıldı. Çok güzel ya. Serin de diyor renkleri çok güzel diyor. Renkleri tam benlik zaten. Yani ben bu tarz şeyleri seviyorum. Kız çocuğu diyene ben çok fazla kırmızı, pembe, çocuğu böyle şeylerle... Ben de sevmiyorum. Çok açık cırt cırt renkler. Cırt renkler ben de sevmiyorum. Aynen öyle. Bunlar yine böyle her zaman giyebilecek ya da kızlar kliko yakışıyor. Kliko çok güzel. Kliko, kliko diyorlar ya. Şu evet. Kurivat değil de Zeyman. Bu Zeyman. Kurivat değil. Yani Zeyman'dan. Zeyman esas çocuk bölümlerinden. Çorabından tut, kotniğinde hani her şeyi var. Çok çeşit şeyler. İnşallah Sevim'in yanına gezmeye gittiğimizde gezeceğim oradan. Ama şu kumaşını kıştan indirelim mi? Hadi bakalım mı? Olur. Tamam çok kışlı olur. Onu da ayarlamak lazım. Yeni yeni. Ben şundan yiyeceğim şimdi. Hadi. Canım istedi onunla yemek. Üsteyim ayırırım bir tane. Al onu da al. Hangisini? Bende açılmadı paket de var. Valla. Yiyeceğim dersin. Vallahi ben yerim. Çok ama, şeyimdir ben yerim ben. Bir şey diyeyim tatlıcığım. Ben de öylesine aldım dedim nasıl bir şey. Ama güzeldi. Çok fazla diyeyim. Artık tatlıya gitmemeye bakıyorum. Dedim bunu aldım. Aa dedim sonra biz öbür işte sefer gittiğimde iki paket aldım. Farklı farklı aldım. İyi yaptım. Evak dedim şeyim. Bunlar da benim mi? Getir bana da var. Seni. Ay teşekkür ederim. Sen çikolatayı sevmiyorsun ya. Ha, aynen. Sen de, sağ ol canım. Hani bak kilo açısına bana yetişti yine. Ay Allah. Bunlar da benim. Bunun şeyi. Olsun olsun bir şey olmaz. Çantada gelirken birazcık yırtıldı bir şey olmuş. Olsun. Olsun. Birlikte yeriz değil mi? Beraber yeriz anne. Sen... Çantanı taktım. Diğeri de aynısı zaten. Diğerinde iki tane aldım zaten. Birim sana biri de gene hadi şey olmasın. Sen de seversin onu diye. Teşekkür ederiz. İyi canım benim. Teşekkür ederim. Allah sağ ol. Boş aşırı büyütme nasip etsin. İnşallah. Amin amin. Çok sağ ol. Düşün beni. Düşün bak sana mamun anneyim. Baksana ya. Bunun her şey lazım. Ya. Aynen öyle. Aslında küçük çocuğa çok fazla eşya da hani İyi değil aslında da. Hemen büyüyor çünkü. Hani çocuğun giydiği haram, yediği helal derler ya. Öyle. O hesap. Gerçekten. Hani bazen dediğin zaman böyle hani şey oluyor da. Hiç ben öyle şeyler yapmadım. Yeni doğduktan sonra sen hastaneden çıkıyorsun. 2-3 gün geçmedikten sonra hastaneden giydiğin şeyleri evde giydirebildin mi? Bir hayır. Hafta sonra. Hayır. Bitti. O kadar. Hani geri kalanlar için çok zaten... Çok ufacık şeyleri giydiremedim. Biraz şu an sonra bitti. Zamanlara bu kadar mı büyümüş, şey o doğmuş diye. Hepsi bakıyorum. Kalktı şimdi. Bir bavulu eşya dolu. Hiçbiri olmuyor şu an Ali'ye. Annemle ayarlamıştık. Valizin içini doldurduk. Salihli de onlar. Ne yaptı? Kalk bitti yani. Biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi mutfağa girdik hızlı bir şekilde. Yemek yapmaya başladık. Menemen yapıyoruz. Bir de patates kızartacağız yanında. Normal yemek yapacak zamanımız yoktu açıkçası. Şimdi Aylin'in ek gıdasını vereceğim ama öncesinde mızmızlandığı için annem elinde böyle taze soğanı tutuşturdu. Bir de şurada salatalık var. Onu da bayağı kemirmiş. Bakar mısınız? İçini kemirmiş değil mi? Evet. Ama çok seviyor salatalığı. Seviyor. Baksana nasıl kemir yani. Maşallah kızıma. Ye kızım ye. Ye anneciğim. Dişlerini sağlamış oldun. Evet. Ama şimdi Aylin'in ek gıdasını vereceğim. Geçen gün yaptığım çorbayı biliyor musunuz? Söylemiştim ya size. Ne katmıştım içine? Patates, havuç ve kabak. Onları karıştırıp suda haşlamıştım ve faydalı blenderdan şey geçirmiştim. Aynen anneciğim. Bayağı faydalı bebekler için. Şimdi onu vereceğim. Şuraya koyayım sizde. Kim geldi? Hüseyin geldi. Şimdi beni aramıştın ama. Evet, ne yaptın diye. Ha. Verdin mi, iade ettin mi? İade ettim. Başka bir şey mi aldın? Evet. Ağacın palas aldım 2 paket. Sen de kullanabiliyor musun? Sordum özellikle. Emzirenden kullanabiliyor muyum? Evet. Sordum özellikle. Tamam. Çünkü hatta bu patates... anneler için de vardı böyle farklı markaların. Ben bunları da aldım. Evet. Bunlar çünkü orada bir arkadaş var. Bayağı bir bilgili. Onu dinledim. Hatta kiril oil mi yoksa fish oil mi? Yani balık yağı mı yoksa kiril yağı mı? İkisini de anlattı. Karşılaştırdık. Markaları karşılaştırdık. Hatırlarsın ya şurada vardı ya. Hastanenin yan tarafında. Bayağı bir iyiydi yani. Aynen. Çocuk da bayağı bir bilgili. Ha, hastanenin yanındaki. Dedi ki o kiril oil dedi. Orta yaş kesiminin üstüne öneriyoruz daha çok dedi. Sen ne yiyorsun anneciğim ya? Babası bak soğan yiyor kızım. Fıstık. Afiyet olsun efendim. Günde diyor bir tane. Eğer de ailenizde kalp sorunu güvenme sorunu yoksa diyor. İkinizi de çıkarabilirsiniz diyor. Biz gene günde bir tane. 50 kapsül var. Yani bir tek kullanımda yaparsan 1,5 ay falan gidiyor. İyi. Faydalı bir de ya. Biz kendimizi çok yorgun. Bitkin hissediyoruz arkadaşlar. Araştırdık.
Balık yağı çok önemliymiş o konuda. Al anneciğim. Aniş, ben kendimden biliyorum işte. Kendim de kullanıyorum ben ondan. Evet. İyi geliyor değil mi? Yorgunluk hissi, evet. İşte enerji veriyor. Kimlik falan. Sabahlara ben çok güzel uyanıyorum yani. Nörolojik etkileri özellikle diyor. Emziren anneler de kullanabiliyorlar. Biliyor musun? Ağız markalar daha var. Anneciğim onu bırakır mısın hadi? Dede geldi. Dedesi geldi kızımın. İşlerin kaşınıyor değil mi? Kızartmalık mı? Kızartmalık değil. Meramen geçiyor. Meramen mi? Ha, biraz meramen. Meramen var mı? Bir tadına bak böyle doğru. Yoksa Ayşe yemez. Tamam. Sakin ol. Hepsi senin. Hepsi senin anneciğim. Tamam. Ne yapıyor dedeyle anneanne? Ne yapıyorlar? Yemek hazırlıyoruz. Her yeri batırdı. Önüne önlük de takmadık. Aman. Hızlı bir giriş yaptık. Diyoruz. Takmıyoruz. Bak bak, nasıl tutuyor kaşığı? Bak. Versem o yiyecek zaten. Nereye bakıyorsun sen ya? Hı? Hı? Kameraya girdim. Hızlı bir şekilde. Giriştik ya. Evet, giriştik işlere. Anneyi yıkadım arkadaşlar bir de. Bu işin aslında. Siz yaptınız gerçi. Babam bir yerleri doğradı. Sağ olsun. Konuşamadım. Doğradı. Sağ olsun. Annem burada domatesleri, patlıcanları falan doğradılar. Orada mücveri işini ayarladı. Mücveri işini ayarlamış. Çok güzel yapmış, iç hazırlamış böyle. Şimdi mücverleri kızartıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bakın, her yer battı. Oralara bakmayın tabii de. Yani kızartma olur. Kızartma olunca iki türlü. Burada da mücverlerimiz var. Melemen. Lavabonun içinde bulaşık var. Onu hiç görmesin. Bulaşık. Bulaşık makinesinde temizler var. Buradan çıkarken bulaşık makinesini çalıştırmıştık. Onları yerleştireceğiz. Aynen. Sonra kirleri yerleştiririz. Falan filan. Aynen. Bu şekilde ilerliyoruz. Acıktım vallahi. Gel. Acıktın değil mi? Aynen. Ya. Ay, onlar pişmemiş. Acıktı. Bunlar için bir tabak versen anneciğim. Şurada anneciğim onlar. Tabağı vereyim sana. Olmaz, olmaz. Olmaz, ne yapacakmış? Valla ne yapacakmış? İlk almış. Şu. Ikea'dan almıştım. İlk almışsın anneciğim. Çok güzel bir tabak. Hı-hı. Ben beğendim. Kullanıştım. Anne, kesin bugün... duyuyor ya ondan. Anne bugün çok şey ya. Anne şey ya, diş çıkarıyor, diş. Ben de ona bağlamaya başladım artık. Yani sanırım of. Tıkıntı. Diş yapıyor, diş. Çıksa rahatlayacak şimdi. Yani bugün böyle çok tuhaftı ya. Dün daha farklıydı, bugün daha farklı. Hareketleri falan. Kafes takmalı. Olabilir aslında da. Şu da vardır sanırım. İçeride herkes ayrı alemde. Vallahi ayrı alemde yani. Bunu niye bunu yiyemiyorum? Uykusu mu geldi acaba? Ama daha yorulamadım açıyorum, biliyor musun? Ben de kabınları geliyor. Ben bir Ali'ye bakayım. Sen bir bak. Hadi. Bir uyuşmaya çalışayım yani. Durmuyor çünkü. Evet, soframızı ayarladık arkadaşlar. Bakın, mücverlerimiz çok güzel oldu. Bayağı güzel kızardılar. Burada menemenimiz var. Tavayla ortaya koyduk çünkü tabaklarımızı alacağız şimdi. Burada patatesimiz. Şurada da annem dünden börülce salatası yapmıştı. İçini böyle hazırlamıştı. Çok az bir kaldı. Onu yiyeceğiz. Zevil olmasın diye. Burada da kıymamız vardı. Ondan da yiyeceğiz. Değişik değişik böyle güzel soframız. Şurada da şalgamlar var. Hüseyinler içecek babamın ikisi. Böyle. Afiyet olsun. Afiyet o zaman. Olsun. Ben de acıktım valla. Valla acıktık ha. Evet, biz bir anda Salihli'de bulduk kendimizi arkadaşlar. Sizlere açamadım. Bugün Salihli'ye geldik. Dün en son valla mutfakta mı açmıştım size? Ali'ye ek gıdasını veriyorduk herhalde birlikte. Öyle hatırlıyorum yani. Açıp da bakmadım videolara. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Hazırlandık. Ali'yi giydirdim böyle. Kalın kalın giydirdik. Çünkü Salihli biraz serin İzmir'e göre. Şimdi Çikolata Evim diye bir yer varmış. Oraya gidiyoruz. Değil mi anne? Çikolata evet, Çınarlı'da mı? Çınarlı'da. Çınarlı'daymış. Yeni açılmış yeri de. Oraya bir gideceğiz. Waffle yemiş annem. Çok beğenmiş. Belçika çikolatalı. Ondan ısmarlayacaklar bana. Babam ısmarlayacak. Evet. Sağ olsun. Birlikte şimdi gidelim. Size de göstereyim dedim. Hem fikir olur. Salihli'de yaşayanlar için. Eğer yaşamıyorsanız da gelin kız buraya. Evet. Çikolata yemeye gelin. Çıkın gelin. Evet. Anneme kahve içmeye uğrayın. Aynen. Beklerim. Değil mi? Aynen. Annem de hazırlandı. Babam da içeride zaten şu an. Hı-hı. Hepimiz hazırız. Ali'yi de hazırladık. Hadi onun çantası da hazır. Evet, burada çantası. Yaşo da burada.
Hello. Hello. Şimdi çıkacağız arkadaşlar. Evet. O zaman gittiğimiz yerde görüşürüz artık. Evet, yine bir gün Çınarlı'dayız arkadaşlar. Şurada Dallas bir de var. Onun hemen sol tarafında sanırım, karşıda. Şurası mı? Evet. Çikolata evim yazıyor bakın. Tam karşıda. Karşıya geçti şimdi. Ali de konuşuyor kendi kendine. Kendine oynuyor. Evet. Bakın. Kot ceket çok yakıştı benim kızıma. Üstünü giydirdik böyle kalın kalın. Gülüyor gülüyor. Ha, oyun istiyor. Bu Gaziantep baklavacı var ya, onun tam karşısı arkadaşlar. Evet evet. Orada mı? Bu bayağı kalabalık kız. Kızım daha kalabalık oluyor aslında. İçeride. Aa. Şuraya oturalım işte dışarıya. Dışarıya oturalım ya şuraya. Buraya oturuverelim bak. Vallahi çok güzelmiş. Ya. Aynen. İçeride şimdi sigara falan içiyorlar. Aynen. Açık havaya burası iyi. Aynen aynen. Burası iyi. Hı-hı. Şöyle yanımız alanında. Tamam. Sen karşıya mı oturacaksın? Gel. Sıkıldı. Sıkıldı artık o. Anneanne seni kucağına aldı. Hadi iyisin. Tipe bak ya. Allah'ım ya. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, menüsü. Ay bunu kilitle bari. Bunu... Kendi kendine gidecek. Aynen, kilitledim. Fiyatlara bakalım. Neler varmış. Aa, çok güzel duruyor ha. Vallahi şöyle göstereyim arkadaşlar. Manolya. Yanında bak. Ben bir sürü şey getiriyorlar yanında. Ben şunu yedim abi. Açelya. Hangisi daha çok tercih ediliyor acaba? Of, bu da çok güzel duruyor. Şakayık. Özel yapım kremi. Bak mesela 495 TL'ymiş. 425 TL'ymiş. Onlar pahalı ya. Ne onlar? Bilmiyorum ne olduğunu. O büyük. Yaş pasta diyor. Kaç kişilik? 6 kişilikmiş o. O bayağı büyük. Yani. Ana bu ne anne? Çikolata topu bu. Yere düşüyor herhalde. Patlıyor mu? Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum, anlayamadım. Şu an bunlara gerek yok. O kadar fazla şey. Evet. Geçen annemlerin söylediği Açelya'yı söyledik arkadaşlar. İsmi Açelya'ymış. Şöyle waffle'lı. Alt katmanında waffle malzemesi var. Üstü bu şekilde bakın. Annemle sözde diyete girecektik ama maalesef olmadı. Çok güzelliğine bak. Üçümüz yiyeceğiz. Evet. Gülü gülü veriyor ya. Alya, büyü sen de yiyeceksin bunlardan. Alya büyüsün. Aa, çok mu sıkıldı? Çok mu sıkıldı? Kafasındakine sinir oluyor kafasında. Kafasına istemiyor şeyi takmayı. Hiçbir şey taktırtmıyor kafasına ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum anneş. Evet, biz bunu şimdi bize yiyelim. Afiyet olsun. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Vallahi helal edin. Çok güzel. Çok güzelmiş. Hmm. Çıtır waffle. Evet. Aa, hiç beklemiyordum. Çok güzel. Kendi yapıyor. Fotoğrafı çektin mi? Yaptın mı? Mükemmel. Harika şey. Deneyin arkadaşlar. Deneyin arkadaşlar. Buraya gelirsin. Ay, Antalya'yı işaretledim yanlış. Geçen ben konumu de yok herhalde. Var aslında, ben işaretlemiştim. Seni de etiketleyeyim mi? Hı hı. Ali çok güzel. Alya gel. Gel kızım. Alya. Evet, bir sonraki günden merhabalar. Dün sizi çikolata evimde bırakmıştım sanırım. Şimdi hazırlandım yine gördüğünüz gibi. Çıkacağız arkadaşlar. Yani ben çıkacağım. Alya ile ikimiz çıkacağız. Alya geliyor bakın. Bakın bakın Alya'ya bakın çabuk. Çabuk, şurada birileri yürüyor. Emekliyor. Alya gel. Gel anneciğim. Gel. Şimdi birlikte gezeceğiz arkadaşlar. Ebebe falan gitmek istiyorum ama normalde annemle gidecektik. Annemle babamın ufak bir işi çıktı. Onlar şimdi motorla çarşıya gittiler. Aşağıda bebek arabası kurulu. Ayla ile ikimiz de şimdi çarşıya gezmeye gideceğiz. Uzun zaman sonra ikimiz gezeceğiz. Normalde çok sık gezmiyorum. Hava da soğudu şu an. Yani biraz serin. Ama şu an güzel gibi hava. Güneşli. Akşamları serin oluyor bir tık. Öyle. Şimdi birlikte gezelim o zaman. Çıkalım. Artık çarşıda görüşürüz. Açabilirsem açarım sizlere. Biz çarşıya geldik arkadaşlar. Şu an Sevgi yolundayım. Belki burayı bilenler vardır. Sahilde yaşayanlar aramızda var çünkü. Geziyorum şu an. Bu yolun sonu ambara doğru gidiyor. Bilmiyorum. Ambara girer miyim, girmez miyim?
Orası biraz dar olduğu için alan. Şimdi bebek arabasıyla da biraz zor olacak. Ambara girmeyeceğim büyük ihtimalle. Bu sağ tarafta ileride şuradan dönüşte de ev bebek açıldı yeni. Değil mi anneciğim? Aile çok mutlu şu an dışarı çıktığı için. Aileyle birlikte ikimiz geziyoruz. Kızımla ilk kez böyle yalnız dışarı çıktım sanırım. Çok riske giremiyorum arkadaşlar. Bir dakika kendimi çevireceğim. Riske giremiyordum açıkçası bu zamana kadar. Böyle dışarı çıkma konusunda. Aile nasıl baş ederim, nasıl olur, ağlarsa ne yapacağım? İşte ya karnı acıkırsa, ya altı batarsa falan böyle. Sürekli şey oluyordum. İşte nasıl olacak falan. Çok korku kaplıyordu ben açıkçası. Aile o zamanlar biraz daha küçüktü tabii. Şimdi büyüyünce dedim artık salayım. Artık gidelim yani, gezelim. Bu devran böyle sürmez. Bugüne nasip oldu dışarı çıkmak. Geziyoruz şimdi bakalım kızımızla. Değil mi aşkım? Geziyor muyuz anneciğim? Öyle yani. Şimdi dolaşacağız. Artık ne yaparım yani. Bir alışveriş yapar mıyım, yapmaz mıyım? İnanın hiçbir fikrim yok. Annemle haberleşeceğiz. Annemin işi erken biterse onunla buluşacağız sonrasında. Evet, ebeveye geldim arkadaşlar. Burası önceden Koton'du. Şöyle göstereyim etrafı. Nerede açıldığını. Aşkım. Ne oldu, uykun mu geldi senin? Aman anneciğim. Şimdi bir gireceğim. İnşallah Ayla'yla dolaşabilirsem arkadaşlar. Dolaşmayı düşünüyorum. Bir bakacağım. Belki alınacak bir şeyler çıkar. Tek başıma hiç girmedim ebeveye. İlk defa gireceğim. Hadi bakalım. Bir gezelim. Görelim. Ali'yi düzelteyim. Biraz yamuldu. Çok güzel şeyler var. Buranın kokusu çok güzel zaten. Aşırı düzenli. Bizim İzmir'deki gibi değil şu an. Belki yeni açıldığı için olabilir. Bilmiyorum. Artık yarım kolluları geçiyorum. Yazlıkları. Uzun kollu bakacağım. Böyle bu tarz şeyleri seviyorum ben. Tulumları. Tulumlar çok güzel oluyor. Bayağı güzel şeyler var. Gördüğüm kadarıyla. Fiyatları da uygun bence. Burası yeni doğan arkadaşlar. 0-12 ay diye geçiyor ama Aliye olanlar da vardır mutlaka. Mesela şu tulum Aliye şu an olmaz. Olur mu? Olmaz. Bir an olacak gibi düşündüm. Şöyle bak göstereyim size de uzaktan. Olmayabilir. Ama şu sanki olacak gibi ya. Neden böyle? 6 aylık diyor. Olur bu. Bu 180 TL'ymiş. Bakın şöyle göstereyim. Bu şu an olur mu acaba? Şu an olacak gibi Aile'ye. Güzelmiş bu. Beğendim bak. Rengi de güzelmiş. Hoşuma da gitti. Şurada yeşil var. Mor var. Bakın. Yeşil de güzelmiş. Şapkaya hiç gerek yok. Şapka olmasına gerçekten hiç gerek yok. Şu yeşil tulum da güzelmiş. Şöyle göstereyim. Bu da 6 aylık 68 santim diyor. Bakalım böyle beğenirsem alacağım arkadaşlar. Güzel şeyler görürsem alırım diye düşünüyorum. Ceketlerin güzelliği. Allah'ım yerim. Yerim. Bu tam yok 9 aylıkmış. Aile için diyecektim de küçük duruyor çünkü. Ama bilmiyorum 550 TL'ymiş fiyatı. Ya bu gerçekten ceketlerin, montların fiyatları uçmuş arkadaşlar. Çok pahalı bence. Bu da uyku tulumu diye geçiyor sanırım. Evet. Aa çok güzelmiş ama. Kumaş yapısı çok güzel. Çok beğendim. Bu da kalın bir tulum. Ayaksız. Bu da 9 aylıkmış. 3 aylık. 6 aylığı varmış. Şöyle şuna da bakacağım. Aşkım bak tam senlik. Tam sana göre anneciğim. Çok beğendim bunu. Bunu alabilirim. Arkadaki rengi de çok güzelmiş. Bu rengi de güzel. Açık rengi de güzel. Açık renk mi alsam, koyu renk mi alsam bilemedim. Bu 50 santim yeni doğan diye 6 aylık buldum valla. 6 aylık buldum. Anneciğim hangisi güzel? Bu mu bu mu? Hangisi güzel? Valla şunu daha çok beğendim ya. Şu kahverengiliği. Onu alacağım sanırım arkadaşlar. Kilolu çorap almamız lazım Aile'ye. Annemin evi biraz serin demiştim ya. Böyle içinden giydirmek için. Eşofmanların altında. 6-12 ay diyor mesela. Normal standart bir tane alsak yetecek. Normal bir tane küçük kilolu çorap alacağım sana. Evet. Şöyle bakıyorum. Renkleri. Şeyleri uyumlu olanı alacağım arkadaşlar. Bir tane
yeterli diye düşünüyorum. 6-12 ay diyor. Şunu alsam olur gibi. Şu güzel duruyor. Şununla da uyumlu böyle. Takım yaparız. Evet, bir üst kata çıktım arkadaşlar. Burada da böyle bakım malzemeleri falan var. İşte bezler var. Bebek bezleri. Ne bileyim, mama önlükleri falan işte. Organik ürünler. Beslenme sağlık bölümündeyim yani. Emzik, biberon diyor. Böyle göstereyim. Çok kalabalık değil de böyle çok mutluyum şu an. Sessiz sessiz geziyorum falan. Çok iyi oldu gerçekten. Bakıyorum işte böyle Ali'ye bir şey lazım mı diye bakıyorum. Şunların zamanı geçti tabii bizden. Reflü yatağı falan. Hatırlıyorsunuz Sevi bebeğinkini almıştık. 550 TL olmuş arkadaşlar fiyatını. Biz sanırım 250 liraya falan almıştık. Hatırlamıyorum ama öyle diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Şimdi ben şey alacağım arkadaşlar. Baby Plus'ın termosu gibi böyle içine işte çorba falan koymak için. Ali'ye dışarıda yemek vermek için. O tarz bir şey arıyorum ama burada yok sanırım, bilmiyorum. Bizde şunlardan var, Oye Oye'nin. Bu meyve püre şeylerinden de var. Bu tarz şeyler var şu an burada ama bakıyorum, bir arka tarafta olabilir sanırım. Aa, bu arada ben mama alacaktım arkadaşlar normalde ebeveynden, yani bugün öyle düşünüyordum. Ama babam mamasını almış Alya'nın. 2 numara alacaktım şu organik kombiyotik. Burada 500 TL fiyatı. Babam da şunun 2 numarasını almış. O yüzden gerek kalmadı. Babam almış sağ olsun. Almadan çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Mama almıyoruz. Ev bebekten çıktım arkadaşlar. Son iki katı gezmedim. Otokoltuk falan vesaire, o tarz şeyler vardı sanırım. Daha çok birinci katı gezdim arkadaşlar. Bir de üçüncü katı gezdim. Neyse. Şimdi çıktım. O dediğim tulumu gösterdiğim kahverengi var ya, koyu kahverengi. Onu aldım. Bir de külotlu çorap getirmemiştik. Aileye külotlu çorap aldım. Şimdi Aileye de uyku moduna geçiyor. Bakın. Şöyle Aileye göstereyim ama tabii görünüyor mu bilmiyorum. Yürüyüş yaptım biraz da. İyi geldi açıkçası. Bayağıdır böyle yürümüyordum. İyi oldu. Bebişle anca evin içinde koştur koştur oluyor. Dışarıda böyle olmamış da çok iyi oldu. İşte anca annemlerle babamlarla falan yürüyoruz bir de ekstradan. Evet, annemle haberleştik. O beni aradı arkadaşlar. Geldi yanıma hemen 5 dakika içinde. Aynen. Buluştuk. Salih dedi, küçük bir yer olduğu için. Öyle saatlerce beklemedik birbirimizi. Evet, iyi oldu. Şimdi babam eve gitti. Biz de dolaşacağız biraz. Nereye gidecek, ne yapsak bilmiyorum. Ambara gideceğiz. Ambara mı gidelim sadece? He. Başka nereye gidelim? Başka da gezecek çok bir yer yok zaten. Onun uykusu geldi de. Ondan uyuyamıyor şu an. Evet. Hareketlere bak. Ayak ne? Hı. O meşhur ambarımıza geldik. Gördüğünüz gibi. Evet. Gireceğiz bakalım. Neler var, neler yok bir bakalım. Babaya da gelmiyorum. Sen de gelmiyorsun değil mi? Biz yokken falan. Şişme yelek. Hı. Bence güzel değil o ya. Gelmedin mi? Bilmiyorum. Öyle istiyorum işte. Sen öyle mi istiyorsun? Hı. Hoş bulduk. Fiyatlara ne olmuş en azından, ona da bakalım. Geçen ambara gittim ama fiyatlara falan bakamamıştım gerçi. Bunlar tam sevimlik. Şöyle göstereyim şu. Böyle şeyler artık ben giyemiyorum. Biraz üst bölgemden dolayı. Eşofman altları var. 200 lira olmuş fiyatları. Ama kalın, güzel. Hiçbir şey alasım gelmedi. Ne bileyim. Burası çanta toka bölümü. Geçen ikili tokaya 30 lira vermiştim ben. Bir tık büyük ama 45 TL. Bizim İzmir'deki ambar daha büyük olduğu için daha bir şey. Çeşit çok arkadaşlar. O yüzden burada az yani. Şu cekete bayıldım. Güzelmiş. 400 TL'ymiş fiyatı. Ama benim şu an ihtiyacım yok. Ben öylesine bir gezeyim diye geldim açıkçası. Hani bak senlik. Seviyorsun ya böyle. İstersen ardından. Tam senlik. Tam senlik. Yok ya. O zaman şu yelek çok güzelmiş. 350 TL'ymiş. Fiyatı da uygun. Alacaksın mı? Bilmiyorum, salayım mı? Yok. Yok yani. Yıkanınca mahvolur. Öyle mi? Ben sana diyeyim, evet. Çok kötü kalitesi. Ben beğenmedim yani. Bazı şeyler buradan alınmaz ama ne bileyim, baksana oraya. İncecik yani. Biz Niş Kafe'ye geldik arkadaşlar. Ambarda çok az durduk. Çok öyle uzun uzun gezmedim yani. Çok zaten benim alacağım tarzda bir şeyler de yoktu açıkçası. Alasım da yoktu. Çıktık hemen. Şimdi ben limonata içeceğim. Annem de sade su içeceğim dedi. Burada burada mama zaten. Oturuyor. Ay ne var? Alya. Anneciğim nereye geldin? Senin ceketin iyisin var ama. Çok güzel.
Takamadı demezse niye olurdu? Çıkmıştır kendiliğinden. Öyle biraz soluklanacağız. Sonra buradan da artık eve geçeriz. Şöyle deniz olsaydı da sahilin kenarında falan dolaşsaydık. Sen en son hamileyken İzmir'de Karşıyaka sahilinde yürüyorum. Uyumuştuk. Uyuduk. Ben hamileydim, karnım burnumdaydı. Doğumum az kalmıştı. Bir ay falan kaldı herhalde. Bir de yürüdük de mi güzel, o aynı evde yürümüştük. Çok güzel yürümüştük. Evet değil mi? O zaman güzeldi. O zaman bu cimcime yoktu. Evet. Yanına da alabilirsin Ale'yi. Uzak kalmayın kızım. Evet. Masa çok büyük çünkü. Evet. Bakın. Evet, limonatam geldi. Buranın limonatası çok güzel oluyor arkadaşlar. Çilekli limonata. Deneyin. Buranın bir de mantısı meşhurdur. Ama biz evde yemek yiyeceğiz. Taze fasulye yemeği yapacak annem. Şimdi az önce eve geldik arkadaşlar. Yemek yapmaya giriştik. Hatta annem şurada. Pilav yapıyor. Taze fasulye yemeği yiyeceğiz bugün. Bir de ben gelirken kızarmış tavuk aldım. Kırmızı de. Kızarmış tavuk aldım. Şöyle bütün. Babamla yiyebileceğimiz yere kadar yeriz. Ama çok güzel şu an, sıcacık, tam yenilecek şeyde. Bir de artık Ali'ye böyle tavuktur, ettir, işte kıymadır, balıktır, o tarz şeyleri verme zamanı geldi. Doktorumuzla konuştuk çünkü. WhatsApp'tan yazmıştım. Şöyle tavuk aldım Ali'ye de. Bu tavuğun göğüs kısmı. Proteini en bol olan kısım yani. Bundan vereceğiz. Bunu ama dörde böleceğim, böyle güzelce yıkayıp temizleyip difrize atacağım. Çünkü normal dolapta hepsini bir anda yiyemeyecek Ali. Artık çorba falan, tavuk suyu çorbası, işte haşlanmış tavuk şeklinde yemeklerine katacağız. Tuzsuz değil mi? Evet, tuzsuz. Mesela Telşehri'ye yaptık diyelim. Tavuktan katacağız, tifteceğiz, yiyecek anneciğim. Tabii. Faydalı şeyler. Faydalı şeyler yesin. Ama doktorumuz şöyle söyledi. Bir öğünde işte tavuktur, ettir, balıktır, o tarz şeyler. Diğer öğünde de sebzeli şeyler verebilirsin. Ara öğünde de yoğurt tarzında, işte böyle meyve. Meyve, yoğurt. O tarz şeyler verebilirsin. Her gün böyle değişik değişik şeyler yapacağız artık Aliye. Yapacağız gün. Yani insanın kafası karışıyor cidden. Bugün ne yapacağım? İşte ne yese falan. Hani biz kendimizi düşünmüyoruz açıkçası. Biz ne yaparsak yiyoruz. Ama Ali öyle değil işte. Bebeklerde bir tık daha derin düşünüyoruz bu konuyu. Evet. İşte acaba zararlı mı? Şu verilecek miydi? Verilmeyecek miydi? Bazı verilmeyecek gıdalar var çünkü. 1 yaşına kadar mesela baldır, çilektir. Evet. O tarz şeyler yasak Ali'ye şu an. Mesela başka neler yasak? Patlıcan sebze olarak. Aynen. Onlar verilmiyor diye biliyorum. Bakla. Evet, o da lahana. Yani. Lahana. Bu gaz yapan şeyler işte, nohut falan değil mi? Kuru fasulye, onlar daha verilmez. Onlar artık 1-2 yaşından sonra falan böyle. Şu an artık böyle günlük sebze tarzında, yani şu an dönemin sebzeleri, meyveleri neler, onları vermeye çalışıyoruz. Mesela enginar verebilirsin dedi doktorum. Taze fasulye yemeği. Birazdan ayıracak annem. Domatessiz kısmından değil mi? Ayırdım annem ben. Ayırdın mı? Allah ayırdım ya. Da. Yeter o. Böyle çok ayırmasaydın aşırı derecede. Ama şunu ayırdım. Hani bakayım. Taze fasulye. Evet. Bunda. Hafif zeytinyağı katarız içine. Zeytinyağı katıp böyle ezeriz biraz. Yer diye düşünüyorum. Tadına baksana en azından. Sonra seçici oluyormuş bebekler çünkü. Bir yaşında falan bazen yemediği şeyler olursa mesela onu yemiyormuş. O yüzden ben ne varsa hepsini tattırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince bamya yemeği yapacağım mesela. Ondan da vereceğim. Yesin. Yeter ki iştahı açık olsun. Ama şu tespit edilmiş, biliyor musunuz? Babanın ve annenin iştahı açıksa çocukta da aynı tepki görülüyormuş. O yüzden bence bizim çocuğumuzun iştahı açık olacak. İnşallah. Şu an her şeyi yiyor ama gerçekten. Sabah mesela şey yaptık, avokado verdim, yine yedi. Şimdi birazdan lor çıkaracağım. Lor yaptım dün bu arada. Evet, size çekmedim ama bir dahaki yaptığımda çekeceğim. Burada zaten annemin buzluğuna koyduk geri kalanları. Böyle buzlukta buz vardı. Onları çıkarttık arkadaşlar. İçine ben lorları koydum. Hepsi tek kullanımlık. Mesela bir şey yapacağım zaman hemen o loru çıkarıp Ali'ye vereceğim. Bir de lor yaparken altındaki peynir altı suyunu da kaplara koydum. Onları da yine tariflerde falan kullanıyoruz. Pankek yapımında, çorbalarına katabiliriz. Mesela bazı yerlerde kullanılıyor. O yüzden onu da ayırdım. Bu annemin burada kalacak. Tavuklar da burada kalacak kalsın, mesela. Kalsın gelince ya. Aynen. Şimdi İzmir'e gittiğimizde ben kendim bir daha yapacağım lor. Orada artık Ali'ye bir daha orada vereceğiz. Evet. Yani hem buraya hem sürekli gidip geldiğimiz için hem burada olması lazım. Tabii canım. Yani mantıken yani. Evet, mantıken. Hem burada olması lazım hem de İzmir'de de yapıyor olmam lazım. Hazırda durması gerekiyor ki Ali'ye de yesin yani. O şekilde eve gidince artık
birlikte yaparız. Yani bu videoda değil de başka bir videomda lori nasıl yapılır işte çekerim sizlere de nasıl yaptığımı. Bir ara yoğurt mayalarken de gösteririm sizlere. Aslında Instagram'da paylaşmıştım. Oradan hemen kapanlar oldu yoğurt mayalama tarifimi. Güzel oluyor yoğurt mayaladığımda. Annem de gördü. Tadı falan çok güzel. Güzel. Evet. Tadı böyle biraz şey gibi. Normal dışarıdaki yoğurtların tadı gibi değil. Böyle şekerli gibi aslında ama değil. Değil. Güzel ama. Evet. Activia'nın mayasından kaynaklı büyük ihtimalle o da. Öyle. Şimdi yemek hazırladık. Yemek yiyeceğiz. Taze fasulye yemeği oldu mu anne? Pişti. Şaka yapıyorsun. Ne çabuk pişti. Çünkü neden pişti? Haşlanık mıydı? Evet. Öncesinde haşlanmış koyulmuş çünkü. Annem öyle yapar. Nohutu, nohut mesela haşlayıp nohut koyar. Pratik hemen nohut yemeği yapar. Evet. Çok iyi oluyor haşlayıp koyunca. Alya'nın tavuğunu hazırlayacağım. Alya'nın onu da dörde böleceğim ama yemekten sonra yaparım onu bir ihtimalle. Hı. Alya da şu an uyuyor. Alya uyurken de hemen yemeğimizi yiyelim. Evet. Rahat rahat. İşte bak. Artık o kalkınca da o yer. Ona ne güzel görünüyor. Bak taze fasulye. Bakın arkadaşlar. Evet. Annemin yemekleri, sebzeli yemekleri meşhurdur. Evet biz yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Şimdi hemen tavuğa giriştim. Şöyle kaç parça ayırdım ben şu an? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça ayırmışım. Çünkü çok fazla gelecek 4'e bölseydim. Ne bileyim. Bir de anne çok seviyormuş. Daha çok izliyormuş falan. Belli olmaz anneciğim. Yetsenebilir. Böyle şöyle küçük şöyle. Küçük işte ya. Buzdolabı poşetlerine koyacağım. Buzluğa atacağız. Evet. Böyle bir pişirmelik hemen. Aynen aynen. Hayret bir şey değil mi? Ne? Bir yük oldu değil mi? Tavuk yedim bugün. Ana annem tavuk yedi arkadaşlar. Ama tavuk olmuyor, o yüzden yedim. Evet tavuk çok güzel ama. Ama abi çok güzel baharatladı. Beğendim. Ya. İyi. Kesene ye. Ye. Ne demek? Ye yani hani. Ya az boz az boz yiyeyim de böyle olur. Faydalarmış. Ha, çok piskince kadar yemem de az arada değil mi böyle? Aynen. Ya tabii haşlanmış olanı daha faydalı aslında. Faydalı da şimdi öyle de kokuyor diyor annem. Yiyemiyorum annem ya. O yüzden pek yiyemiyor. Bir yaşına kadar çok yiymişim onu. Bir yaşına kadar. Öyle mi? Dayım bana gelip alıyormuşmuş kokoreç ekmek, tavuk böyle döner. Ya he. Sen sonradan tek. Rahmetli de yaptı yanar olsun alıyormuş evet. Ha. Sonradan piskindim. Olabilir ya. Sonradan da insan yemeyebilir. Aynen. Bazı şeyleri. Doğru yani. Evet. Aliye şimdi sen biraz şunu ayır. Bakalım. Yarın gelsin. Onu bir verelim. Merak evet. Ediyorum ya. Aynen. Bir onu bir ayıralım bakalım. Değil mi? Yarın verelim. Haşlayalım. Sonra içine tuz koymayacağız. Zeytinyağı koyacağız. Nasıl yapacağız? Evet. Tamam. Haşlayıp çorba da yapabiliriz. O da olabilir bak ha. Hı hı. Öyle yapabiliriz. Poşet değil de başka nereye koyabiliriz acaba? Bu kadar. Saplama kapları. Küçük küçük saplama kapları. O da çok yer kaplamaz mı buzlukta? Baksana böyle daha az yer kaplıyor. Ama bir şey olmaz bence. Bence böyle bir şey olmaz poşette. Beyaz poşet ya. Ne yani? Buzdolabı poşeti diye geliyor. Evet herkes kullanıyor ki. Çok güzel oldu. Ay çok iyi. Aliye için. Evet. Bunu da şimdi saklama kabına koyup yarın haşlayacağız arkadaşlar. Bugün vermeyeceğiz. Çünkü bugün şey vereceğiz. Dün annem tel şehriye çorbası yapmıştı. Alya ayırmıştı tuzsuz kısmından. Ondan vereceğiz. Domatesli falan ama bir şey olmadı yani. Dün Alya'ya azıcık verdik. 2-3 kaşık yedim. Hiçbir sıkıntı da yok. Bir de lor vereceğiz. Bir de dediğimiz gibi taze fasulye vereceğiz. Az bir şey. Böyle farklı tatlar denesin bakalım. Evet, yemek sonrası kahvelerimizi içeceğiz arkadaşlar. Şöyle 3 tane yaptım. Türk kahvesi candır. Yemekten sonra mutlaka içilmeli. Bizim evde bu şekilde kural budur. Hem sabah kahvaltısından sonra hem de akşam öğleden sonra mutlaka içiyoruz. Günde 2 fincandan fazla da içmiyoruz zaten. Şimdi Alya'nın tel şehriye çorbasını ayarladım arkadaşlar. Yani ısıttım. Burada da taze fasulyesi var. Böyle lor peyniri yapmıştım bakın. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Çok basit yapımı bu arada. Aşırı derecede. Size dediğim gibi yine bir videomda yapılışını anlatırım. Gösteririm yani birlikte yaparız. Bundan çok azıcık tattıracağım bakalım. 3 gün boyunca da bundan vereceğim. Bir alerjik reaksiyon olmadığı sürece yer diye düşünüyorum inşallah. Hadi gel aşağı mama içeceğiz. İnşallah acıkmışsındır. İnşallah. Yer mi acaba? Hadi otur bakalım. Afiyet sana. Taze fasulyeyi böyle ezdim. Bakın. İnşallah severek yer. Hadi bakalım.
Bayağı pütürlü bu. Bunu çiğnersen yersen helal olsun sana Ali. Tamam. Sırada ay, aşkım, bunlar sebze çok önemli. Aç aç. Tamam. Ay dudağımı. Dudağını büktü kıyamam. Alyoş. Çok güzel çok güzel ye. Çok güzel ya. Sevecek sevecek. Yesin ya fasulyeyi. Cansu çok yiyordu. Fasulye güzel yararlı. Yararlı bir sebze, değil mi anneciğim? Al. Al al al. Uçtu uçtu uçtu. Az bir şey yesen bile yeterli Aliye. Ben de bu kadar çok hepsini yiyecekmiş gibi getirdim. Güzel mi? Nasılymış bak. Manolya. Evet, Aliye'nin ek gıdasını verdim ama çok yemedi arkadaşlar. Çünkü karnı tok büyük ihtimalle. Aşırı derecede böyle severek yemedi. Yani sevmekten kastım şu aslında. Böyle dolu dolu verdiğimde yiyordu mesela kaşıkla. Ama bu sefer az da olsa yedi yani. En azından tadına baktı lorum falan işte. Taze fasulyenin. Neyse artık bu videonun kapanışına geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Salı günü. Yine salı cuma devam ediyoruz bu arada. Haftada iki tane atmaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim. Annemlerle babamlarla olduğumuzda daha rahat oluyor. Mesela ben şu an bu videoyu açıp konuştuğumda bile rahatım. Çünkü annem şu an Ali'yle ilgileniyor. Onu söyleyecektim. Başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.